Beni uzun zamandır takip edenler eminim fark ettiler. Bu giriş yazısı biraz farklıydı. Normalde o giriş yazısında yatırım tavsiyesi vermiyorum diyordum. Bu ise tam tersine anlatacağım 5 tane önemli yatırım tavsiyesi var dedim. Başlığa da bunu koydum. Evet, bugün sizlere hayatınızı değiştirecek, sizi daha mutlu, daha başarılı ve daha refah içinde bir hayata doğru götürecek 5 yatırım tavsiyem var. Kesinlikle uyumanızı istediğim yatırım tavsiyeleri bunlar. Lamicim yok, net yatırım tavsiyesi veriyorum ve inanıyorum ki bu 5 tavsiyeye uyarsanız çok daha iyi bir hayatınız olacak. Hazır mısınız? Merak ettiniz mi? O halde başlıyorum. Birinci yatırım tavsiyem son derece basit aslında. Sağlık. Sağlıkla sorun varsa geri kalan her şey palavra. Sevdiğim bir söz diyor ki sağlık sorunuz varsa bir tane sorunuz vardır. Sağlık sorunuz yoksa başka sorunlara izin var. Sağlık en ufak bir şekilde bile bizi mahvedebiliyor. Bir diş ağrısı, bir baş ağrısı değil mi? O günümüz nasıl olumsuz etkiliyor. Bu nedenle sağlığımıza yatırım yapıyor olmamız lazım. Sağlığa yatırım yapmanın yöntemleri ne? Egzersiz, iyi beslenme, gece erken yatmak, sabah erken kalkmak. Bütün bunlar sağlıklı bir hayatın temelleri. Kendimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Zaman zaman kaçamaklar yapsak bile onları hayatımızın çok küçük bir parçası olarak tutuyor olmak. Bunlar hep sağlığın önemli yatırım alanları. Ve bu sizden vakit istiyor, bu sizden emek istiyor, bu sizden tercihler yapmanızı istiyor. Her şekilde bunlar önemli yatırımlar. O yüzden bir numara öncelik sağlık. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Eğer sağlığınıza yatırım yapmıyorsanız, günün belli bir miktarını egzersize ayırmıyorsanız, iyi beslenmek için ekstra çaba harcamıyorsanız, sabahları erken kalkıp akşam erken yatmayı alışkanlık haline getirmiyorsanız, sağlığınız bozuktur, sağlık bozuk olunca gerisi palavra. Zaten sağlığı bozuk olan insanın diğer alanlardaki yatırımları da bence kötü gitmeye mahkumdur. İkinci önemli yatırım alanı çevreniz. Çevrenizde kimler var? Arkadaşlarınız, dostlarınız kimler? Telefonu kaldırdığınızda kimle konuşabiliyorsunuz? Bunlar sizi yukarı doğru çeken, ufuk açan, fırsatlar gösteren, kendi hayatlarıyla size örnek olan, özendiğiniz, beraber olmaktan mutlu olduğunuz insanlar mı? Yoksa bunlar sizi aşağıya doğru çeken insanlar mı? Doğru bir çevre inşası en önemli bence yatırım alanı. Çünkü doğru bir çevre varsa bu size vizyon verir. O doğru çevre sizin önünüze fırsatları getirir. Doğru çevre size doğru örnekler oluşturur. İyi alışkanlıklar kazanmanızı sağlar. Başka doğru insanlarla tanışmanızı sağlar. Yepyeni şeyler öğrenmenizi sağlar. Doğru çevre çok çok kritik. Buna karşı yanlış bir çevrende tam tersi yönde etkileri olabilir. Maalesef hepimiz çok şanslı değiliz. Çok iyi liselerden, üniversiteden mezun olup doğal olarak iyi bir çevrenin içine yetişmemiş olabiliriz. O halde ne yapmak gerekiyor? Buna yatırım yapmak lazım. Yatırım yapmak demek ne demek? Doğru insanla tanışmak için biraz emek harcamak mesela. Mesela tanışmak istediğiniz bir insan var. Ama araya kimseyi sokamanız ona bir konuda bir teşekkür mektubu yazmak. Mesela hocam sizin şu konuşmanızı izledim, çok hoşuma gitti, çok mutlu etti beni. Elinize sağlık, tanışabilir miyiz demek gibi. Basit bir ipucu veriyorum burada. Bunlar emek, zaman alan şeyler. Bir miktarda belki para da harcıyor olmanız gerekir. İnsanları biraz gezdirmek, yedirmek, içirmek. Onlar ufak tefek armağanlar, bunlar hep faydalı şeyler. Güçlü bir çevreniz varsa kendiniz de güçlüsünüz. Ve başınıza gelen kötü şeylerde de bu çevre sizi tekrar gün yüzüne çıkaracak. İşiniz kötü gittiğinde oradan birileri size destek olacak. Kariyerinizde bir sorun yaşadığınızda o insanlar size yardımcı olacaklar. Sağlık sorunuz varsa onlar yanınızda olacak. O yüzden çevre inşası diğer bütün hayatın alanlarını da etkiliyor. Bu konuya mutlaka yatırım yapmalısınız. Yatırım yapmanız gereken üçüncü alan da mental sağlığımız. Yani evet fiziksel sağlığımız yerinde ama yetmez. Mental olarak da kuvvetli oluyor olmamız lazım. Kendimize en iyi olmamız lazım. Enerjimizin yüksek olması gerekiyor. Kararlı olmamız gerekiyor. Olumlu düşünmemiz gerekiyor. Bir yandan da dünyaya stratejik bir gözle de bakmamız gerekiyor. Sırf olumlu düşünmek de bizi bir yere götürmez. Bir vizyonumuzun olması lazım. O vizyonun sabahları bizim yataktan enerjiyle kalkmamızı sağlaması gerekiyor. Bu yüzden mental sağlığa da yatırım yapmak lazım. Mental sağlığa yatırımın birkaç yolu var. Bir tanesi içeriye ne aldığımız önemli. Kimlerle arkadaşlık ediyoruz, neleri izliyoruz, neleri dinliyoruz, olumsuz haberlerle mi besleniyoruz, olumlu şeyleri mi daha fazla okuyoruz. Bütün bunlar mental sağlığı belirliyor. Sabahları erken kalkmak mental sağlık için çok iyi. Bunu iyi biliyoruz. Çünkü sabahları enerji var ortamda. Bambaşka o sabahın erken saatlerinde, fotosentezin yeni gerçekleştiği saatlerde havadaki oksijen, azot oranı süper. Sabah kalkıp bir meditasyon yapmak, biraz zihnimizi susturmak, biraz hayallerimiz üzerine kafa yoruyor olmak, şükretmek, bazı iyi şeyler, hayatımıza iyi giden şeyler şükretmek, bütün bunlar mental sağlığımıza yardımcı oluyorlar. Fiziksel sağlığımızın iyi olması da mental sağlığa yardımcı oluyor. Birbirini tamamlayan bir şey. İyi bir çevrenin içinde olmak da önemli. Bütün bunlar mental sağlığı kuvvetlendiriyor ve mental sağlığı kuvvetli insanlar daha doğru kararlar veriyorlar,
daha azimli oluyorlar, daha disiplinli oluyorlar, daha uzun süre yılmadan projelerin peşine düşüyorlar ve onlar başarılı oluyor. Yatırımcılıkta da bu arada böyle gerçekten. Finansal yatırımcılarda da mental sağlığı kuvvetli olanlar daha başarılı oluyor. Onlar bu şu anda yaşadığımız türden sert piyasa dalgalanmalarına daha kararlı giriyorlar. Ne yapacaklarını daha bilir hale geliyorlar. Panik yapmıyorlar. En dipte satıp en yüksekte almıyorlar. Mental sağlık orada da çok işe yarıyor anlayacağınız. Dördüncü kritik yatırım alanı aileniz. Özellikle de çekirdek aile, çocuklarınız, eşiniz. Buraya yatırım yapmak çok önemli. Buradaki yatırımın çok büyük bölümünde sadece aslında vakit ve ilgi gerektiriyor. Çocuklarımızla ilgileniyor olmamız, sevgilimize sevgimizi gösteriyor olmamız, eşimize saygımızı, sevgimizi hiç kesmeden gösteriyor olmamız, bunun için küçük jestler yapıyor olmamız, onların özel günlerini hatırlıyor olmamız, onlarla beraberken kendimizi %100 onlara veriyor olmamız. İşte tüm bunlar çekirdek aileye yapılan yatırım anlamına geliyor benim için. Ve eğer çekirdek ailede her şey kuvvetliyse o zaman çok iyi gidiyor hayat. O zaman dışarıdaki zorlukları daha kolay göğüs geriyoruz. O zaman dışarıdaki mücadelenin eve, kaleme döndüğümüzde bütün onları dışarıda bırakıp kendimizi güçlü hissedebiliyoruz. Ayrıca bir de tam tersini düşünün. Ailenizde bir şeylere iyi gitmiyorsa, özellikle çekirdek ailede hayatta hiçbir şey iyi gitmiyor. Boşanma süreçlerinde iş yapılabilir mi? Çoluk çocukla ilgili dertler varsa iyi yatırımcı olabilir misiniz? Hiçbir mümkün değil. Çekirdek aile o yüzden kritik. Ama sırf çekirdek değil. Onun bir dış çeperi de önemli. Akrabalar. Çünkü dedik ya çevre inşası önemli. Akrabalar da bir çevre. Evet, aralarında hoşunuza gitmeyenler olabilir. Çoğunu siz seçmediniz. Ve benim de sevmediğim akrabalarım var ama aralarında çok iyi insanlar da var. Ve ne olursa olsun kan paylaşıyorsunuz onlarla. Ortak düşünebilirsiniz. Onların gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. Ve onlara göstereceğiniz bir ilgi, yatırım, hal hatır sormak sizi yine iyi bir yere götürecektir. O yüzden aileye yapılacak yatırımın ciddi bir yatırım aracı olduğunu ve bunun gerekli vakti ve belki de bazı ufak tefek parasal harcamaları çok hak ettiğini düşünüyorum. Beşinci ve son alan ne, yatırım alanı ne? Tabii ki kişisel gelişim. Daha fazla şey öğreniyor olmak, daha fazla şey deneyimliyor olmak, bir gün öncesinden daha fazla beceriye sahip oluyor olmak. Bunun iki olumlu yönü var. Bir tanesi bu tip gelişim sizin hayatın her alanında daha başarılı kılıyor. Çünkü daha bilgili, daha becerikli bir insana dönüşüyorsunuz. İkincisi mental sağlığınıza da iyi geliyor. Çünkü araştırmalar gelişmeye devam eden insanların kendini iyi hissettiklerini ortaya koyuyor. Beynimiz daha uzun süre genç kalıyor. Fiziken daha genç kalıyoruz. Her yönüne iyi bir şey. O yüzden kişisel gelişimle ilgileniyor olmanız lazım. Bazı insanlar kişisel gelişimle çok dalga geçiyorlar. Hiç öyle düşünmüyorum. Haddini Aş Kulübü'nde mesela tecrübe ettiğimiz şey şu. Biz bir topluluğuz orada ve birbirimizin kişisel gelişimiyle ilgileniyoruz. Paylaşımlar yapıyoruz, toplantılar yapıyoruz. Birbirimizin projelerine destek veriyoruz. Birbirimizin zorlandığı alanlarda destek veriyoruz. Eğer üye olmadıysanız lütfen gelin üye olun. Linki aşağıda. En azından ücretsiz e-bültene üye olun. O da iyi bir başlangıç olur. Muazzam faydasını görüyoruz. Mesela bu aralar 30 gün challenge diye bir şey başlattık. 30 gün boyunca işte şeker yemiyoruz. Sabahları erken kalkıyoruz. Sabah kalkınca herkes selamlaşıyor. Herkes kullandığı yeni teknikleri, kişisel gelişim teknikleri birbirine paylaşıyor. Müthiş sonuç alıyoruz. O yüzden kişisel gelişimi kişisel yapmanıza da gerek yok. Bir ekiple, bir toplulukla da beraber yapıyor olabilirsiniz. Ama mutlaka her akşam yattığınızda bir öncekinden bir alanda birazcık olsun daha iyi oluyor olmanız önemli. Bu hayattaki en önemli yatırım alanı. O yüzden okumaya, eğitime, kişisel gelişime, para, zaman harcamaya asla çekinmeyin. Çünkü sizden başka sizi bir yere götürecek asla kimse yok. Doğru çevre, doğru sağlık, doğru mental sağlık, bunun hepsi önemli. Ama bir yandan da gelişiyor olacaksınız ki insanlara da katkıda bulunan insanlar da sizin çevrenizde olmak istesinler ve siz de yeni yerlere doğru yürüyor olun. Evet, bugünkü bölümün de sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmişse bir like, bir yorum süper olur. Haddini Aş Kulübü'ne de gelin, orada böyle şeyleri çok paylaşıyoruz. Bu yatırımları iyi yapın. Finansal yatırımlar inanın bana daha kolay. Bu sert dalgalanmalarda sizlerle beraberim. Elimden gelince de paylaşmaya çalışıyorum. Olumlu olumsuz ben de etkileniyorum. Ama bu 5 alanım sağlam olduğu sürece, buradaki yatırımların kuvvetli olduğu sürece Bitcoin düşmüş, Tesla yükselmiş bir yere kadar beni etkiliyor. Gerisi çok da önemli değil. Üstelik biliyorum ki bu 5 alandaki iyi yatırımlarım bu tarafları beni daha iyi bir finansal yatırımcı da kılıyor. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.